ittifaka Hüdapar'ın katılımıyla Hizbullah'ı yeniden konuşmak durumunda kaldık. Önce Hizbullahçı olduğunu söyleyen biri muhalefeti tehdit etti. Şimdi de Hizbullah'ın siyasi kanadı Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Şehmuz Tanrıkulu. Tanrıkulu sosyal medya paylaşımında soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı, ahlaksız varsa, ki bunun sınırı da kendilerince belirleniyor biliyorsunuz, onlara göre öyle olmanız yeterli. Ne kadar ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacak dedi. Biz Hizbullahçıyız, Hizbullah. Kur'an'da Hizbullah diye geçiyor biliyorsun. Ha biz onlarız. O arada ona dokunsana var ya kafalarını keseceğim, keseceğim ha. Biz cihada hazırız. Muhalefete bu tehdit Batman'da yöneltildi. Hizbullahçı olduğunu söyleyen İsmail Cevher Kasımoğlu sonra özür diledi. Gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ancak tehditler devam ediyor. Bu kez tehdit eden Hizbullah'ın siyasi kanadı Hüdapar'dan bir isim. Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı, ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürlerimizle barışık Hüdapar ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkaracaktır. ABD size yar olmayacaktır. Tarih verip tehdit eden kişi Şehmuz Tanrıkulu. Tanrıkulu Hüdapar'da çeşitli görevlerde bulundu. Diyarbakır İl Başkanlığı yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Şimdi de Hüdapar'ın Genel İdare Kurulu üyesi, yani yönetimde. Halkımızın inancına açıkçası savaş açmaları. Hüdapar resmi olarak Cumhur İttifakı'nda değil, ancak seçime AKP listelerinden girecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Erdoğan'ı destekliyor. Hüdapar'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Bunların hepsini zaten Hüdapar yetkilileri kabul etmiyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim diyorlar yani terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz olmamıştır. Hiçbir ilgimiz de olmaz diyorlar. Ama Hizbullah'ın yönetiminden bazı insanlar Hüdapar'da yönetiyor. Yani Hüdapar ve Hizbullah iki ayrı örgüt gibi ama birinin legal devamı gibi. Asıl yöneten arka mekanizmada Hizbullah'ın kendisi yönetiyor. Erdoğan her ne kadar böyle dese de partinin yönetiminde Hizbullah'a üye olduğu gerekçesiyle hapis yatmış olanlar var. Ayrıca yine tehdit mesajları yollayan Şehmuz Tanrıkulu'nun 2015'te yaptığı bir açıklama Hüdapar'la Hizbullah ilişkisine ışık tutuyor. Açıklamayı 2015'te Diyarbakır'da Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesinin ardından yapmıştı. HDP PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacaksa biz de Hüdapar olarak Hizbullah'a bu çağrıyı yaparız. Ama sizin elinizde silah olacak, her türlü imkan olacak. Müslümanları kurbanlık koyun gibi göreceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki kendinizi savunmayın. O dönem geçti. Hiç kimse Müslümanları kurbanlık koyun gibi görmesin. Allah'a hamdolsun artık görmüyorlar da. Bunu herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Hüdapar, Hizbullah'ın devamı, evet devamı. Niye devamı diyoruz? Çünkü Hüdapar'ın ortaya koyduğu bütün veriler Hizbullah'ın da o savunduğu veriler ve ideolojiler. KRT'ye konuşan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı da Hizbullah ve Hüdapar arasındaki ilişkiyi anlatmış, Hizbullah'ın hala varlığını sürdürdüğünü söylemişti. Yani Hizbullah halen var ve yer altında sessiz, silahlı, gerektiğinde ortaya çıkar, gerektiği zaman, istediği zaman harekete gelebilecek ama şu anda silahlı ortama müsaitleri yapmıyor. Öyle bir değişim yaşıyoruz ki sayın seyirciler, Hizbullah'ın tahliye edilen sanıklarından Abdülkuddis Yalçın TRT'de dini program yapmış. Bu isim Gaffar Okan'ın katillerine eğitim verdiği için 9 yıl hapis cezası almıştı ve TRT'de program yaptığı ortaya çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Devlet kanalına çıkan görüntüdeki isim Abdülkuddis Yalçın, Gaffar Okan'ın katillerine eğitim vermekten hapis yattı. 2019 yılında TRT Onu Ramazan sohbetlerinde Molla Abdülkuddis ismiyle ekrana çıkardı. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı ve bu yapıyla ilgili zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de mümkün değil. Hüdapar'da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. Bu desteği çok önemli ve kıymetli
buluyorum. Hizbullah'ın cinayetlerinden biriydi Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan suikasti. Abdülkudüs Yalçın da Okan'ın katillerine örgütsel eğitim verdiği için 9 yıl hapis cezası almıştı. Sözcünün haberine göre Abdülkudüs Yalçın TRT Kürdi'de 2019 Ramazan ayı boyunca dini dersler verdi. Covid-19 salgını ile ilgili ekranlarda korona duası okudu. Akşamları canlı programlar yaptı. Ve TRT Kürdi'nin paylaşımlarına bakıldığında bu programlara yakın tarihe kadar devam ettiği görülüyor. Kadın ister genç olsun, ister yaşlı, ister orta yaşlı fark etmez. Namahreme selam vermek. Yani bu ister akrabalardan olsun, mesela dayı oğlu, teyze oğlu, ne bileyim hala oğlu gibi. Yani nikahın kıyılabildiği kimseler olursa bir genç bayanın bir genç erkeğe selam vermesi en azından mekruhtur. Yalçın 1992'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyanet'e bağlı bir imamdı. O dönem fıkıh dersleriyle Hizbullah'a taban kazandırdı. Gaffar Okan suikastinin faillerinden Recep Dünük ve Şener Dünü'ye örgütsel siyasi eğitimler verdi. Ayrıca Hizbullah'ın üst sorumlusuna da rapor verdiği belirlendi. 9 yıl hapis cezası aldı. Seçme, seçilme ve siyasi haklardan men edildi. Merkez sağ, merkez sol ve tam sağ, tam sol partiler diyebiliriz. Kardeşi Abdülsamet Yalçın da ağabeyiyle birlikte yargılandı. Hizbullah'ın öldürülen lideri Hüseyin Velioğlu ile birlikte eğitimlere katıldığı biliniyor. Şu an Hüdapar'ın genel idare kurulu üyesi ve partinin Irak Erbil temsilcisi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde de Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı oldu. Toplumun %99'u Müslümandır. Evet. Sağcı değil, solcu da değil. Milliyetçilik de ithaldir. İslam milliyetçiliğe, ırkçılık manasında milliyetçiliğe şiddetle karşıdır. Abdülsamet Yalçın'ın son paylaşımlarından biri siyasette süren seccade tartışmasına ilişkindi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Hüdaparlı isim, halkın bu durumda yapacağı şey netleşmiştir. Değerlerini ayakları altına alan tehlikeli zihniyeti, bir daha başını kaldırmayacak üzere halk sandığa gömecek ve üzerini kapatacaktır diyerek muhalefete hedef aldı. Evet, suçlanmamış, hakkında soruşturma açılmamış, yani olay bununla sınırlı kalmamış, ceza almış, yani suçu sabit olmuş aslında bu ismin. Gaffar Okan'ı öldüren insanları eğittiği noktasında suçu sabit olmuş ve TRT'de program yapmış kendisi. Şimdi bir büyükelçi tartışması yaşandı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programında bir araya geldi bu tartışmanın ardından. Ancak o programa Erdoğan'ın haddini bil, kafanı çalıştır gibi sözlerle hedef aldığı ABD Büyükelçisi Jeff Flake katılmadı. Erdoğan kapıların kapandığını söylese de aslında büyükelçinin iftara davet edildiği belirtildi. Gözler tek bir isim aradı o iftarda. Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde verdiği geleneksel Büyükelçiler iftar programında daha birkaç gün önce sert sözlerle hedef aldığı ABD Büyükelçisi Jeff Flake yer almadı.